Covid-19 aşısı TÜRKOVAK tüm aşamaları tamamlayarak bugün itibariyle acil kullanım onayını aldı. Müjdeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Gelecek haftadan itibaren yerli aşının kullanımına başlanacağını söyledi Bakan Koca. Covid aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk dedi. Yerli inaktif Covid-19 TÜRKOVAK aşımız bugün itibariyle acil kullanım onayı almış durumda ve üretime bugün itibariyle başlamış olduk. Türkiye hücreden başlayarak Türk bilim insanlarımız tarafından %100 yerli olarak geliştirilen bir aşıyı geliştirmiş olduk. Aynı zamanda 24 yıl aradan sonra yerli aşımız üretilmiş oluyor. Böylece Covid-19 aşısı üreten bugün itibariyle 9 ülkeden biri oldu. Halk sağlığı tarafından ve devamında bizim Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz rehberliğinde bir takım tetkikleri yapılıyor olacak. Zannediyorum gelecek haftadan, yani bir hafta 10 gün içerisinde bu tetkikler biteceğini ümit ediyoruz. Gelecek haftadan itibaren, gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimiz olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacağız. Evet, bir kez daha hayırlı olsun diyelim efendim. 9 ülkeden biri olduk. Covid-19 aşısı üreten bilim kurulu üyesi doçent doktor Afşin Emre Kayıpmaz konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Akif Bey, merhabalar. Sağ olunuz. Teşekkür ediyoruz hem katıldığınız için hem bugüne kadarki çalışmalarınız ve yapılanlar aslında çok kıymetli işler. Şimdi TÜRKOVAK. Çok naziksiniz. Estağfurullah. Çok gerçekten şükran borçluyuz. Büyük gayretler sarf etti tüm sağlık çalışanlarımız, bilim insanlarımız. Çok kıymetli bir iş, kıymetli bir değer. Dolayısıyla hakkını da vermek lazım. Eleştirmeye gelince eleştiriyoruz her zaman. Şimdi seri üretim başladı. Gelecek hafta kullanım başlayacak. Etkinliğiyle ilgili ne söylersiniz? Nasıl bir kullanım süreci olacak? Ne kadar arayla kaç doz yapılacak? Beraberinde mesela BioNTech, Sinovac kullanımı devam edecek mi yoksa komple TÜRKOVAK'a geçecek miyiz? TÜRKOVAK kullandığımızda yurt dışına çıkabilecek miyiz gibi bir sürü soru var kafamızda. Buyurun. Evet, şimdi bildiğiniz gibi TÜRKOVAK da ülkemizde şu anda uygulanmakta olan Sinovac firmasının CoronaVac aşısı gibi inaktive bir virüs aşısı. Yani bu şu anda yaygın olarak kullanılan bir aşı türünün ülkemizde geliştirilen türü. Burada şu anda Aykut Özdağ'ın bir hocamız var Erciyes Üniversitesi'nde. Onların geliştirmiş olduğu, onun öncülük ettiği bir aşı. Sonrasında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından da desteklenen klinik çalışmalarla etkinliği ve güvenliği ortaya koymuş bir aşı. Bu aşı çalışmalarında bildiğiniz gibi özellikle güvenlilik ve etkinlik ön planına çıkmakta. Şu anda da elimizdeki veriler TÜRKOVAK aşısının da güvenlilik anlamıyla herhangi bir sıkıntısı olmadığını, oldukça güvenli olduğunu, aynı zamanda etkinlik yönünden de oldukça etkin olduğunu, hatta ülkemizde uygulanan diğer inaktive aşı olan Sinovac'a göre daha etkin olduğunu ortaya koymuş durumda. Ateş Kara hocamız da bildiğiniz gibi basın toplantısı sırasında bunları açıkladı. 60 pozitif vaka tespit edilmiş durumda. Bu 60 pozitif vakanın, yani klinik çalışma esnasında 40'ı Sinovac grubunda, 20'si TÜRKOVAK grubunda. Bu yönüyle de önemli bir etkinlik verisini ortaya koymuş durumda. Tabii sadece bu değil. Bunun dışında özellikle bizim aşılardan beklentimiz ağır hastalığı ve ölümü önlemesidir. Bu yönüyle de TÜRKOVAK olmuş grupta ağır hastalık ve ölüm vakasıyla da karşılaşılmaması oldukça sevindirici bir gelişme tabii. Nereye konumlandırılacak sorusunun cevabı? Bildiğiniz gibi şu ana kadar hiç aşı olmamış, yerli aşıyı bekleyen bir insan topluluğu da vardı. Onlar için direkt aşı programı şeklinde, primer aşılama şeklinde uygulanabilecek bir aşı. Ama sadece bu değil. Şu anda iki doz inaktive virüs aşısı olmuş, yani Sinovac'la aşılanmış kişilere üçüncü doz hatırlatma aşısı şeklinde de uygulanabilir. Bunun dışında şu anda yine çalışmaları başlayacak. İki doz mRNA aşısının ardından üçüncü hatırlatma dozu olarak TÜRKOVAK'ta uygulanabilir mi diye bir soruya yakın zamanda yapılacak klinik araştırma cevap vermeyi amaçlıyor. Burada da konumlandırılabilir. Primer aşıda da konumlandırılabilir. Bunu henüz bilmiyoruz o zaman değil mi? Yani iki doz BioNTech olan üçüncü dozu TÜRKOVAK olur mu gibi bir soruya henüz yanıt vermiyor muyuz? Evet,
O işte klinik araştırmanın neticesinde daha net yanıt bulacak bir soru, cevap daha doğrusu. Bu klinik araştırmalarıyla ortaya konacak bir durum. İki doz BioNTech'in ardından olur mu diye. Ama şu bir gerçek ki heterolog aşı uygulamaları, yani karma aşı uygulamaları şu anda başarılı sonuç veriyor. İşte iki doz inaktif aşının ardından mRNA aşısı yaptığınızda iyi bir bağışıklık sistemi yanıtı elde ediyorsunuz. Bu da tıpkı onun gibi. O noktada da konumlandırılabilecek bir aşı. Ama tabii biraz daha klinik çalışmalara da ihtiyaç var, daha detaylı soruları sorulara yanıt verebilmek için. Peki kaç doz olacağına dair, yani 1-2-3 doz mu? 2 doz. 2 doz yeterli olacak. Hiç aşı olmayanlar. Şu anda çalışmalar 2 doz şeklinde. 2 doz uygulanma şeklindeydi şu ana kadarki klinik çalışmalar. Hı hı. Ama bunun dışında tabii bu inaktif aşılarda 0, 1 ve 4 programının uygulanması da gündeme gelebilir. Primer bağışıklama dediğimiz, yani ilk aşının yapıldığı zaman sıfırıncı doz, sıfırıncı gün yapılacak doz, birinci ayda yapılacak doz ve ondan 3 ay kadar geçtikten sonra 4. ay dozla bir aşılamada ilerleyen dönemlerde gündeme gelebilir. Ama şu anda tabii çalışmalar ilk 2 dozun uygulandığı çalışmalardı. Bir de tabii hatırlatma dozu olarak uygulanmış bir çalışmamız da vardı. O çalışmada da yine Sinovac aşısına göre daha etkin bir biçimde TÜRKOVAK'ın da hatırlatma dozunda da Ateş Hocamızın da anlattığı gibi bir 4 kat kadar bir etkinliğe sahip olduğunu ortaya koydu. Yani bu iki türlü de uygulanabilecek bir aşı. Çocuklara uygulanacak mı? Tabii onu yapılacak klinik çalışmaların neticeleri belirlemeli. Yani şu anda uygulanan bu acil kullanım onayı 18 yaş ve üstü bireylerin katıldığı klinik çalışmaların neticesinde elde edilmiş bir çalışma. Ama bununla ilgili tabii 12-18 yaş arasının veya 5-11 yaş arasının dahil edildiği çalışmalar yapılıp ancak ona dair veriler elde edildiğinde biz bu sorunun yanıtını verebiliriz. Yurt dışı çıkışını sormuştum. Mesela Sinovac'la ilgili Batı'da böyle bir sorun yaşıyoruz. Bu konuda bir koordinasyon var mı Sağlık Bakanlığı'yla? Yabancı ülkelerin sağlık bakanlıkları veya Dünya Sağlık Örgütü arasında. Tabii. İlerleyen dönemlerde bunlar da gündeme gelecek. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün tanıdığı çalışmalardan biriydi bu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da acil kullanım onayı aldığında eğer hedef ülke, yani varılacak olan ülke inaktif aşıyı kabul ediyorsa, bizim TÜRKOVAK aşımızı da kabul ediyorsa, Dünya Sağlık Örgütü'nün tanıdığı aşıları kabul ediyorsa o anlamıyla bir sorun olmayacak. Ama tabii sonrasında yine Avrupa İlaç Ajansı'na da yine bu şekilde başvuru yapılıp onların da bu aşıyı tanıyıp uluslararası dolaşımda herhangi bir sıkıntısız şekilde dolaşması sağlanabilir. Ama tabii bu ilerleyen günlerde gündeme gelecek yine konu başlıklarından biri. Peki, çok teşekkür ederim Afşin Emre Kayıpmaz, katıldığınız için yayınımıza. Ben çok teşekkür ediyorum Mehmet abi. Tekrar hayırlı olsun. Çok naziksiniz. Sağ olun. İyi yayınlar efendim, sağ olun.